Bu doğrudan Öcalan için formüle edilmiş bir şey mi? Yani çünkü Sırrı Sakın önerisinden de anlıyoruz ki ilgili 25 hem yıl. karar var ama başkalarıyla ilgili de aynı karar var. Çünkü idam cezasını kaldırdıkları zaman infaz sisteminde bir hata yaptılar. Ağırlaştırılmış müebbet deyip ölünceye kadar. Evet. Ölünceye kadar hapis olunmaz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Avrupa'da Bakanlar Komitesi de bununla ilgili olarak şey yaptı. Bakanlar Komitesi uyarıda bulundu. Türkiye ile ilgili benzer bir olay daha da var. Bu açıdan bakmak lazım. Onun için ahim kararla tabii bu arada Demirtaş'ın da Kavala'nın da diğer ahim kararlarının da uygulanması gerekir. Bu bir anayasa tartışması da beraberinde gelecektir muhakkak. Bu her ne kadar denmese de Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı olmak isteyecektir. Bunun içine birçok şey girecektir. Yani pazarlıklar, Peki bu konuşmalar. yani umut affıyla Öcalan tahliye edilebilir mi? Tabii ki gerek de yok. 100. yıl, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle aslında bir genel af çıkarmaması Cumhur İttifakı'nın sadece adli suçlara çıkarması onların bir ayıbı, bir hukuksuzluğu, Ya bir bu af. Bahçeli'nin dediği şey değil, farazi bir şey değil yani yasal karşılığı olabilen ve yani yarın gerçekleşebilecek bir şey. Gerçekleşebilir ve hiç zor değil. Mecliste ama diyor her şey. Ama mecliste de çalışma sisteminin oldukça açık olması lazım. Halka, millete bilgilendirmesi, Tabii çalışmaları ki. olması Peki şimdi ilk süreçle karşılaştırırsanız çözüm süreciyle yani o bir yere kadar geldik, bayağı olgunlaştı ve bir yerde çözüldü. Orada Erdoğan'ın iradesi herhalde iradesini geri çekmesiyle çöktü masa, öyle değil mi? lazım. Ve Dolmabahçe Bu mutabakatında gelinen aşamayı biliyorsunuz. Orada evet. oturanlar, rol alanlar, iktidar partisinden olsun, HDP'den olsun, her şey açıktı. Ama bir kanun çıkarıldı biliyorsunuz, Yunanlı sürecine katılanlarla ilgili onlar hakkında soruşturma açılmayacak diye. Ama Sayın İdris Baluken Herkes için. 6,5 sene, Herkes için. Evet. Sayın Demirtaş 7 seneye aşkın süredir cezaevinde. Yani yasaların... Dolayısıyla güven olmaz pek yani hükümetin çıkardığı yasaya. Yani bugün de pekala yarın Bahçeli'yi de işbirliğiyle suçlayıp hukuki işlem başlatsa da hiç şaşırmayız. Sanmıyorum. Devlet devlete böyle bir soruşturma açmaz. Bak, ancak muhaliflere, solculara, Gene özgür biz suçlu partisine oluruz diyorsunuz. açarlar bunu. Maalesef Peki öyle. örgüt açısından bakarsak Asip Bey, şimdi Öcalan'la devlet anlaşılıyor ki yani DEM Parti ile ya da Demirtaş'la değil, direkt İmralı'yla bu süreci sürdürme yoluna gidiyor. Bu bir defa doğru adres mi yani diğer kesimlerle, çünkü Kürt hareketinde başka güç Şu an odakları da olduğunu biliyoruz. sadece Devlet Bahçeli konuştu. Konuşma metni de çok uzun. Bayağı teknik yazılmış. Yani yoksa kafası bu kadar çalışmıyor. Devlet Bahçeli'ni anlamaz bu kadar. Umut hakkı nedir? Umut şeyi nedir? Diğeri nedir? Bunlar yazılı olarak eline verilmezse okuyamaz yani. Ben şunu demek istiyorum. Yani görüşme var mı yok mu bilmiyoruz. Yani denildi ya, hatta beni zaman yazdı, Kandil'le İmralı arasında görüşme yapıldı diye. Ya Evet. yani bu görüşme DEM Parti'den Ömer Öcalan yeğeni başvurdu görüşmek için, belki gider yakın zamanda olur. Gideceğini ilan sanki duyuruldu dün. Yani haber hükümete yakın habercilere sızdırıldı. Evet. Şimdi bu süreç tamamlanırsa yani Kürtler şu duygudan uzaklaşır. Ya yine bunlar oyun oynuyor. Evet. Yine bunlar bir şeyler yapmak gibi gösterip aslında hiçbir şey yapmayacaklar. İşte Kürtler kendi dilini konuşamıyor. Mecliste Kürtçe bilinmeyen dil deniyor. Bir sürü sıkıntı, kültürel, anayasal eşitlikte falan filan yok. Ama Avrupa Birliği sürecinde biraz ilk başlarda bir canlanma olmuştu. Bu süreç yeniden bir anayasal sistem olarak, süreç olarak devam etir mi? Bu uzun süreçlerdir. Bunların çalışması, komisyonları falan gerekiyor.